RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım göreve gelmesinin ardından ilk kez memleketi Erzincan'a geliyor. 4 Haziran Cumartesi günü sabah saat 11'de Erzincan Havalimanı'nda karşılama programı düzenlenecek ve Başbakan Yıldırım saat 13'te Cumhuriyet Meydanı'nda Erzincan halkına hitap edecek. AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Başbakan Yıldırım'ın Erzincan ziyareti hakkında RT Şah TV'ye açıklamada bulundu. Evet sevgili seyirciler, yarın Erzincan için gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü hemşerimiz, gururumuz dediğimiz, her defasında Sayın Bakanımız diye karşıladığımız, çok değer verdiğimiz bir isim Binali Yıldırım. Yarın Erzincan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak gelecek. Tarihi bir gün, çok önemli bir gün. Erzincan'ımız ne kadar hazır? İşte bu soruyu sormak istiyoruz. Yanımızda zaten AK Parti İl Başkanımız var. İl Genel Meclis Başkanımız var, Belediye Başkanımız var ve Milletvekilimiz var. Bu konunun zaten başındalar, organizasyonu hazırlıyorlar. Biraz önce de muhtarlarımızla toplantı vardı sanırım. Değil mi hocam? Ve şimdi de Erzincan Sayın Başbakanımızı karşılamaya hazır mı? Ne kadar hazır Sayın Vekilim? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz sizin aracılığınızla hemşerilerimize bu haberi ulaştırmış olacağız. Ben sizin aracılığınızla ve buradaki bizim teşkilat mensubu belediye başkanlarımız, arkadaşlarımız adına da tüm hemşerilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarın Erzincan tarihi bir gün yaşayacak. Erzincan buradan Türkiye'ye, 81 ilimize bir mesaj verecek. Bir demokrasi şöleni mesajı verecek. Evet, Cumhurbaşkanımızın 40 yıllık yol arkadaşı olan, bizim partimizin kurucusu, davamızın efsanevi lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, ki 40 yıllık bir yol arkadaşlığı var. Ondan hizmet bayrağını devralan sadece Erzincan'ın değil, Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş, Türkiye'nin ve Erzincan'ın medarı iftiharı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, bu toprakların yetiştirdiği başbakanımız, hizmet adamı, gönül adamı Sayın Binali Yıldırım Bey yarın nasip olursa Erzincan'da olacak. İnanıyorum ki Erzincanlı yarın tarihe de, siyaset tarihimize de bir şahitlik yapacak. Karşılama arzu edenler havaalanında, saat 10.30'da havaalanında, saat 13'te de Cumhuriyet Meydanı'nda tüm hemşerilerimiz Allah'ın izniyle orada olacaklardır. Tarihe şahitlik edeceklerdir. İnanıyorum ki Başbakanımız İzmir'e gitti. İzmir milletvekilidir. Ama bu toprakların yetiştirdiği, bu toprakların çocuğudur. İzmir'de büyük bir şölenle karşılandı. Türkiye'ye oradan büyük bir mesaj verdi. Yarın onun bir benzerini Allah'ın izniyle Erzincan'da yapacağız. Ben buradan tüm hemşerilerimi yarın sadece Erzincan'a olan herkesin gönül borcunu ödemek ve Türkiye'ye buradan da bir mesaj verip başbakanına sahip çıkmak, ki zaten Türkiye'ye sahip çıkıyor. Gerçi hemşerilerim 14 yıldır bizim başbakanımıza sahip çıkıyorlar. Yarın farklı bir tarihi güne hemşerilerimiz şahitlik edeceklerdir. Allah'ın izniyle yatakta olmayan, gözü gören, dizi tutan tüm hemşerilerimizi biz inşallah Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Oradan Türkiye'ye bir mesaj vereceğiz Erzincanlı olaraktan. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini orada sergileyeceğiz. Bizim kardeşliğimizin nasıl olduğunu Türkiye görecek Allah'ın izniyle. Parti ayrımı olmadan hiçbir her kim varsa Erzincan'da yaşayan. Siyasi görüş ne olursa olsun, biz zaten her zaman, Başbakanımız da şu anda açıklamalarında söylüyor, biz 78 milyonun diyor başbakanıyız. Biz Erzincan'da da partimiz Erzincan Partisi'dir. CHP'li kardeşlerimizle, MHP'li kardeşlerimizle, Saadet Partili kardeşlerimizle biz bir ve beraberiz. Sevdamız Erzincan'dır.
Erzincan diyoruz. Biz Erzincanlıyız diyoruz. Bir ve beraberiz diyoruz. Biz kardeşiz. Tüm siyasi partilerin yetkililerini zaten aradık. Tekrar arayacağız. Allah'ın izniyle buradan Türkiye'ye birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı vereceğiz. O 2015'teki hani katliamı, güya kendilerine göre asıl katliamı kendiler yapıp Alman parlamentosunu da inanıyorum ki hemşerilerim orada duruşuyla, katılımlarıyla onları da oradan kınayacaklardır diyorum. Tekrar nasip olursa yarın 13.30'da meydanda. 13'te başkanımız 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda hitap edecektir. Evet. Oraya davet ediyoruz. Havalarında karşılama arzu eden hemşerilerimiz gelebilirler. Ama orada sınırlı bir şey var içeriye girişte. Başbakanımız bir otobüs üzerinden sadece bir selamlar, konuşma olmayacak. Miting alanına davet edecektir. Oraya da arzu eden hemşerilerimiz gelmekte serbesttir. Ben şimdiden tüm hemşerilerimize başbakanımızın gelişinin Erzincan'ımız için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah güzel bir karşılama olacak. Siyaset tarihine Erzincanlılar bir not düşecek diyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün akşam saatlerinde Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Özel otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından haber ekibimiz olay yerindeydi. Akşam saatlerinde Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı'nda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta götürmekte olan 112 acil servis ambulansıyla ara kavşaktan dönmekte olan 24EP917 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayla birlikte ambulansla hastaneye götürülmekte olan hasta ve hasta yakınlarıyla özel otomobilde bulunanlar çevreye savruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk tespitlere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik belirleme işlemleri devam ediyor. Kaza ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki haber bültenlerinde izleyebilirsiniz. Değerli izleyiciler, enerji ve madencilik alanındaki faaliyetleriyle yerli kaynakları ekonomiye kazandırmayı amaçlayan enerji firması, Doğu Anadolu'daki yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreterek yerel ekonomileri geliştirecek yeni bir firmanın kurulması yönünde karar aldı. Firma ilk yatırımına Erzincan'da başlıyor. Enerji ve madencilik alanındaki faaliyetleri ile yerli kaynakları ekonomiye kazandırmayı amaçlayan enerji firması, Doğu Anadolu'daki yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreterek yerel ekonomileri geliştirecek yeni bir firmanın kurulması yönünde karar aldı. Firma ilk yatırımına Erzincan'da başlıyor. Erzincan'da yapılacak yatırımla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan firma yetkilisi Selim Kalender, Erzincan'daki hayvansal ve tarımsal atıklardan sağlanan biyokütle enerjisini ekonomiye kazandıracaklarını belirtti. Biyoenerji santralinde ki en büyük ana ham madde iki tür atık
veya artık hayvansal atıklar ve bitkisel atıklar. Hayvansal atıklar işte büyük baş, küçük baş, kümes hayvanları dediğimiz onların gübreleri, bitkisel atıklarda da bu tarlalardaki anızlar, işte arpa, buğday, işte efendime söyleyeyim şeker pancarı küspesi, mısır, ayçiçek, bunların kullanılmayan kısımları bu enerji santrallerinde ham madde olarak kullanılacak. Bunlardan biz bu atıklardan metan gazı, bu santral metan gazını türbinlerde akaryakıt olarak kullanıp elektrik üretecek bu türbinler. Yer tespiti de bu anlamda çok önemli çünkü ham maddenin nakliyesi vesairesi çok önemli. Burada ODAŞ enerji olarak bunun ticari boyutu, parasal boyutu bir yana çok ciddi bir toplumsal, sosyal sorumluluk projesi olarak da biz ODAŞ enerji bunu görüyor. Her şeyden önce çevreci, tarıma ve hayvancılara çok büyük katkısı olacak. Yani direkt katkısından çok dolaylı katkısı çok fazla olacak. Nasıl bir şey bu? Yani sonuçta diyelim atıyorum Refah'ya kurduk öyle bir şey. Refah'daki şeker pancarı olayından bilirsiniz. Orada tarıma insanları teşvik edeceğiz. Çiftçiliğe. Şeker pancarı ektireceğiz, mısır ektireceğiz. Ana ham madde neyse kullanmaya karar verdiğimiz. Aynı şekilde paralelinde hayvancılık da çok ciddi anlamda destek ve ivme kazanacak bu yatırımdan dolayı. Yani yan getirisi, dolaylı getirisi, direkt getirisinden çok çok daha fazla olacak. Bunun benzer örnekleri var. Türkiye'de çok az olmakla birlikte enerji bu konuda öncülük yapmak istiyor ve startı da Erzincan'dan vermek istiyor bu konuda. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Faaliyetleri içeren bilgilendirme toplantısına Erzincan Vali Yardımcıları Fatih Kaya, Ahmet Türköz ve Dede Musa Baştürk, kurum müdürleri ve amirleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fatih Gündüz, 2016 yılında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından düzenlenen futbol turnuvasında başarılı olan takımlara ödülleri ve kupaları verildi. Vali yardımcısı Ahmet Türköz, bir maç esnasında yapmış olduğu hareketten ötürü turnuvada yılın centilmeni ödülünü aldı. Turnuvada şampiyon olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına kupayı İl Müdürü Fatih Gündüz aldı. Erzincan'ın yıldızları ödüllendirildi. Sayın seyirciler, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde farklı branşlarda Erzincan'ı en iyi şekilde temsil ederek bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7 gün 7 hüner kültür sanat şenlikleri kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde farklı branşlarda Erzincan'ı temsil ederek bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Programa Vali Yardımcıları Fatih Kaya ve Ahmet Türköz, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ilgili kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, birçok alanda başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Okullarımızdaki çalışmaları mutlaka zirvede olan öğrencilerimizi daha yukarıya taşımak, fakat orta ve alt seviyede olan bütün öğrencilerimizi de kucaklamak suretiyle, onları da belli hedef, belli noktalara kanalize etmek suretiyle, kesinlikle okulumuzun veya sınıfımızın öğretmeni değil, okulumuzun öğretmeni, mahallemizin öğretmeni, mahallemizin okulu, hatta ilin okulu veya ilin öğretmeni, hatta ülkenin okulu, ülkenin öğretmeni, hatta az önce söylediğim gibi dünya artık çok küçüldü. Dünyanın öğretmeni, dünyanın okulu, dünyanın sınıfı olmak zorunda ve mecburiyetindeyiz.
Vali yardımcısı Fatih Kaya ise öğrencilerin başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek elde edilen başarılarda emeği olanlara teşekkür etti. Çok çeşitli alanlarda öğrencilerimiz Türkiye birincilikleri, dünya bölge birincilikleri, Avrupa birincilikleri, dünya dereceleri bunları almış durumdalar ve bunlar ödüllendirilecekler. İnşallah aynı şekilde şunu da bahsetmek isterim. Tabii Türkiye sınavlarında da özellikle TEOG sınavında, DYS, YGS sınavlarında da Erzincan'ın çok iyi bir konuma geldiğini de buradan belirtmek istiyorum. İnşallah bu senedeki hedefimiz de TEOG sınavında inşallah ilk 10 arasına girmek. Bunu da inşallah başaracağız. Ben tabii ki bu biraz sonra ödül törenine gelecek olan çocuklarımızı, yavrularımızı en başta onları tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Çünkü aileler destek vermezse bu tip şeylerin başarılması çok zor. Onları yetiştiren öğretmenlerimize, idarecilerimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü şahsında Milli Eğitim Müdürümüze çok çok teşekkür ederim. Ardından yıl içerisinde çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Başsoy, Erzincan basınına başarı dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği olan Genel Kurulu'nda Cemiyet Başkanlığı görevine yeniden seçilen Recep Demirci ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Demirci, Başkan Başsoy'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu hakkında bilgi verdi. Evet, Sayın Başkanım, Başkan Yardımcım, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz 1,5 ay önce genel kurulumuzu yaptık ve arkadaşlarımızın teveccühüyle yeniden başkan seçildik. Biz tabii burayı kurarken Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ne bir hedefimiz vardı. Hedefimiz tüm meslektaşlarımızı bir çatı altında toplayıp birlik beraberlik içerisinde kamuoyuna, kamuya olan görevimizi, gazeteciliğimizi yapmaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tekrar bir 3 yıl süresince başkanlık yapacağız. Yine birlik beraberlik içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte sorumlu gazetecilik anlayışımızı sürdüreceğiz. Ben tekrar bu vesileyle genel kurulumuza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise Erzincan basınına başarı dileklerinde bulundu. 1,5 ay önce yapılan genel kurulda yeniden güven tazeleyen Cemiyet Başkanımız Recep Bey'e hayırlı olsun demek için bugün buradayız. Sizlere, yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Erzincan'da yerel ve ulusal basın gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor. Güzel hizmetlerin altında imzanız var, haberlerin altında imzanız var. Biz bunları takip ediyoruz. Erzincan'da gazeteciler cemiyetinin Recep Bey'in söylediği gibi bütün yönetim kurulu ve arkadaşlarımızın daha önceden böyle bir ortamı yoktu. Güzel bir ortama kavuştunuz. Bunda Sayın Başkanımızın ve sizlerin de çok büyük emekleri var. Buranın kuruluşundan bugüne kadar bize düşen de ne varsa bizlerimizden gelen desteği her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca uyumlu bir çalışmanız var. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Zor bir görev ifa ediyorsunuz. Çünkü yaz demeden, kış demeden, yağmur, çamur demeden gece gündüz insanların haber alma özgürlüğüne, haber alma ihtiyacını karşılıyorsunuz. O günlük olayları birebir saati saatine, dakikası dakikasına insanlara ulaştırıyorsunuz. Önemli bir görev. Basın özgürlüğü olmayan yerlerde maalesef kapalı devletler hakimdir, kapalı yönetimler hakimdir ve kimin ne yaptığı belli değildir. O nedenle hem yerel basının önemini biliyoruz, hem genel ulusal basının önemini biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir gazetecilik, basın, yayın organları. O nedenle ben tekrar göreve yeni gelen Recep kardeşimize başarılar diliyorum. Yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Yapacağınız çalışmalardan başarılar diliyorum. Kazasız belasız görevler yapmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehrimizde de yine doğru haber vermek, doğru haber yayınlama açısından
bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı da tebrik ediyorum. Çünkü insanlar okuduklarına, gördüklerine inanıyorlar. Haliyle siz de bunu en iyi şekilde Erzincan'da bugüne kadar başardınız. Yine sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları arasındaki ilişkiler, belediye basın yayın organları arasındaki ilişkiler, toplum arasında Erzincan'da birlik beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerin de çok büyük katkıları var. Bunu biliyoruz. Bundan sonra da aynı uyum içerisinde şehrimizi yönetmeye devam edeceğiz. Şehrimizde gördüğünüz noksanlıkları bizlerle mutlaka paylaşacaksınız. Biz bunu arzu ediyoruz. Yani yapıcı öz eleştirilerden, yapıcı eleştirilerden asla korkmuyoruz. Olduğuna açığız. Bu şehir hepimizin, biz birlikte bu şehri yönetiyoruz. Sizlerin de bu konuda desteklerinizi istiyoruz. Yapılan çalışmalarda gördüğünüz hatalar, gördüğünüz noksanlar varsa bunları bizlerle paylaştığınız zaman biz memnuniyet duyuyoruz. Bunu da yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben bu noktada teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ülkemizde yeni bir görev değişikliği oldu. Başbakanlık düzeyinde, AK Parti Genel Başkanlığı düzeyinde. Sayın Bakanımız, medayıflarımız, ülkemizin ve şehrimizin çok büyük bir devlet adamı olan, tarihe mührünü vurmuş, bu döneme mührünü vurmuş çok büyük bir devlet adamı AK Parti Genel Başkanlığı'na ve dolayısıyla da Başbakanlık görevde tevdi edilerek hükümet kurdu ve görevine başladı. Bundan dolayı çok gururluyuz, sevinçliyiz, şehir olarak çok sevinçliyiz, ülke olarak sevinçliyiz. Bu da bizi gururlandırdı. Nasip olursa biz kendisine başarılar diliyoruz. Abimiz, bizim büyüğümüz, şehrimizin medayı iftarı, başarılı olması bizleri ziyadesiyle zaten mutlu edecektir. Ona da inanıyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları yapacaklarının teminatıdır diyoruz. Ayrıca cumartesi günü nasip olursa saat 9:30-10 gibi havaalanında karşılayacağız kendisini. Misafirleriyle birlikte bağrımıza basacağız. Oradan şehre geleceğiz. Büyük bir konvoy eşliğinde nasip olursa. Şehirde Cumhuriyet Meydanı'nda 1:30'da Allah nasip ederse toplu açılış töreni için bir program düzenledik. Tüm hemşehrilerimizi de biz bu programa havalanda ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağımız toplu açılış programına davet ediyoruz bu vesileyle. Program netleştiği zaman sizlerle yine hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bunları buradan hemşehrilerimize duyurmuş olalım. Kısa bir saat ve programın içeriğini verdim. Ayrıntılar daha sonra sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum çok coşkulu bir kalabalık olacak. Biz buradan başbakanımızı ağırlarken hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden herkesi davet ediyoruz. Çünkü ülkemizin başbakanını ağırlayacağız ve şehrimizin medayı iftiharını ağırlayacağız. Burada Sayın Binali Yıldırım partiler üstü bir kişiliği var. Zaten herkese karşı çok alçak gönüllü, çok seviyeli, herkesi seven, hiç kimseye karşı bir ayrımcılık gözetmeyen ve herkesin kalbini kazanmış büyük bir devlet adamı. Bunu karşılayacağız. Bu büyük liderimizi, başbakanımızı karşılayacağız. Ben tüm hemşehrilerimizi de bu bağlamda hem havaalanındaki karşılamaya hem de büyük bir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağımız toplu açılış törenine davet ediyorum. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman eşiyle birlikte bir çiftin nişan törenine katıldı. Çiftin nişan yüzüklerini takan Vali Kahraman, nasihatlerde bulunarak genç çiftlere itaat et, rahat et dedi. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ve eşi Muhsine Kahraman, İl Özel İdare Personeli Mahmut Güneş'in kızı Melike Güneş ve Erhan Bağ çiftinin nişan törenine katıldı. Ben senden alacağım artık, hatırla. Geçtin önümü. Yaptın abi. Vali Kahraman ve eşi Muhsine Kahraman çiftin nişan yüzüklerini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Vali Kahraman çiftlere nasihatlerde Vali Kahraman çiftlere nasihatlerde bulunarak itaat et, rahat et diyerek mesaj verdi. Erzincan valisi Süleyman Kahraman ve eşi Muhsine Kahraman çift ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Erzincan'da çığırtkan keklik kullanılarak kafeste keklik avı yapan iki kişiye para cezası uygulandı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği açıklandı. Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Sırataş köyünde çığırtkan keklik kullanarak kafeste av yapan iki kişi Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilere iki kekliğe 700 lira tazminat cezası, kişi başına 1306 lira idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Uğur Önel, Erzincan'ın yaban hayvanları yönünden zengin illerden biri olduğuna dikkat çekerek bu zenginliği gelecek nesillere taşımak amacıyla denetimlerin devam edeceğini söyledi. Av sezonunun kapalı olmasına rağmen arazideki denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir. Özellikle bu mevsimde ilimize pancar ve fasulye çapalaması için Güneydoğu illerinden gelen vatandaşlar yanlarında anaş keklik diye tabir ettiğimiz keklikleri getirerek bizim bu bölgelerde keklikleri öptürerek etrafına kurmuş oldukları tuzaklarla yanlarına gelen diğer keklikleri yakalamaktadırlar. Bunun için de denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir. Çayırlı ilçemiz Sırataş köyünde bir ihbar üzerine arkadaşlar bölgeye gittiler. Burada canlı mühre keklikle keklik avlayan ve yakalamaya çalışan vatandaşları iki keklikle beraber yakaladılar. Keklikler şu anda elimizde. Bunları bizim bakanlığımıza ait üretim istasyonuna göndereceğiz Malatya iline. İki kişiyle beraber iki keklik için toplam 700 lira tazminat cezası, kişi başına da 1136 lira idari para cezası uyguladık. İlimiz yaban hayvanları yönüyle zengin illerden biri. Şube müdürlüğümüz olarak bu zenginliği gelecek nesillere taşımak, sürdürülebilirliğini sağlamak için gece gündüz demeden denetim ve kontrol faaliyetlerimiz devam etmektedir. Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yıl sonu sergi açılışı yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 130 tablo Rektörlük Sanat Galerisi'nde beğeniye sunuldu. Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yıl sonu sergi açılışı yapıldı. Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi'ndeki açılışa Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sergi hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler tarafından hazırlanan 130 tablonun sergilendiğini belirterek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Öğrencilerimizin içerisindeki sanat ışığını bulabilmek, onları çekebilmek, onları görebilmek açısından bunlar çok önemli. Okulumuz farklı güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle resim alanında ve müzik alanında Güzel Sanatlar Lisemizin bir ilde bulunan diğer liselerle ilgili olarak bir fen lisesi kadar, bir spor lisesi de aynı şekilde bir fen lisesi kadar önemli olduğunu, özellikle ben velilerimize bu okullara ilgi ve alakalı, çünkü özellikle yetenek gerektiren bir okul olduğundan dolayı hem resim alanı hem müzik alanı çocuklarının bu yönleriyle ilgili olarak öne çıkarmak isteyen velilerimizi, ki okulumuz gayet güzel çalışmalar, gayet güzel başarılı çalışmalar. Vali Yardımcısı Fatih Kaya birbirinden farklı tablolara hazırlayan öğrencileri tebrik ederek Güzel Sanatlar Lisesi'nden övgüyle bahsetti. Çocuklarımızın bir yıl boyunca yapmış oldukları, emek verdikleri tabloları, çizimleri burada gördük. İnşallah Erzincan'ımızın her yönüyle geliştiği bu günlerde sanat yönüyle de geliştiğini, sanata katkı yapıldığını, lisemizin var olduğunu, Güzel Sanatlar Lisemizin var olduğunu burada vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, herkese göstermek maksadıyla bu sergimizi açmış bulunuyoruz. İnşallah herkesin gönlüne bir sanat ışığı düşürmesi ümidiyle ve üniversitemizin, Güzel Sanatlar Fakültemizin açılması ümidiyle bu sergimizin çocuklarımıza, öğrencilerimize,
öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize herkesi çok tebrik ediyorum. Ardından sergi açılışı yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden farklı tablolar beğeni kazandı. Sırada hava durumu var değerli izleyiciler. Erzincan ve çevresinde yarın için beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 13-26, Erzurum 8-21, Sivas 13-25, Elazığ 12-31, Malatya 15-32, Bayburt 11-21, Tunceli 13-28, Gümüşhane 14-23 ve Giresun 19-25 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ahsen Eczanesi. Ahsen Eczanesi bir nolu sağlık ocağı karşısında. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,900, satış 2,950. Euro'da alış 3,255, satış 3,310. RT Şam Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Müzik